Nehemiah did also realize that the people had not accomplished their promises and that they had neglected the house of God. Aynı zamanda Nehemiya şunu da gördü ki halk verdiği sözleri tutmadı ve Tanrı'nın evini ihmal etmişler. Tutmamış. He found out that the Sabbath commandment was broken. Gördü ki Nehemiya Şabat emri tutulmamış. He also realized that the Jewish men had once again began to marry non-Jewish women. Yine şunu da görmüş ki Yahudi erkekler Yahudi olmayan kadınlarla tekrar evlenmeye başlamışlar. And the priests had neglected their duties in the temple. Ve kahinler de tapınaktaki görevlerini ihmal ediyorlarmış. We are not told for how long the period was that Nehemiah was away in Susa. Nehemya'nın Sus şehrinde yani Yeruşalim'den uzakta olduğu bu sürenin ne kadar olduğunu okumuyoruz. Kutsal kitapta yazmıyor. But quite many things had gone into a wrong direction during that time he was away. Ama bu süre zarfında birçok şey, birçok konuda işler olumsuz biçimde gerileme olmuş birçok konuda. People tend to backslide. İnsanlar halk böyle bir gerileme eğiliminde. We are all sinners. Hepimiz günahkarız. Our sinful flesh, the world and the devil deceive us and tempt us into sin. Kendi günahkar bedenimiz, dünya ve şeytan bizi kışkırtıp günaha yönlendirmek için işbirliği yapıyorlar. And therefore there is a need of constant and ongoing renewal. Dolayısıyla sürekli olarak ara vermeden yenilenmeye ve uyanışa ihtiyacımız var. Also in the Christian church there is need of ongoing exhortation and teaching. Ve aynı zamanda kilisede de sürekli aralıksız bir biçimde teşvike ve öğretmeye de ihtiyacımız var. There is a need of an ongoing confession of sins. Sürekli olarak günahlarımıza itiraf etmeye ihtiyacımız var. And of a renewed desire to live according to the word of God. Ve Tanrı'nın sözü uyarınca Tanrı'nın sözüne uygun biçimde yaşama isteğimizi sürekli olarak yenilemeye, bu arzuyu yenilemeye ihtiyacımız var. Here the perseverance in leadership was really tested. Burada Nehemya'nın liderliği gerçekten liderlikteki azmi ve kararlılığı sebatı gerçekten ciddi biçimde sınanıyordu. And we realize that he did not give up. Ve görüyoruz ki pes etmedi. When he returned from Susa, he rolled up his arms and began to deal with the challenges facing him. Susa'ya döndüğü zaman, Susa'dan geri döndüğü zaman hemen harekete geçti ve yapması gereken şeyleri yapmaya başladı. We see that he had a great perseverance in his leadership. Ve burada onun bu liderlikteki azmini ve yılmama karakterini görüyoruz. He let nothing stop him from completing the God-given calling he had got. Tanrı'nın ona yapmış olduğu bu çağrıyı doğrultusunda hiçbir şeyin onu engellemesine izin vermedi. He continued to be the leader that the people needed. Halka liderlik etme konusundaki görevini sürdürdü. And he also continued to be the leader that God wanted him to be. Ve Tanrı'nın istediği türde bir lider olma niteliğini de sürdürdü. Amen. Amen. Some questions or something we want to add or to comment? Sorularınız, eklemek istediğiniz yorumlarınız var mı acaba? Öyle bir şey var. Unutmayı şeytan her zaman liderle karşı savaşıyor. Özellikle pederler ve liderler karşı savaşıyor. Çünkü o biliyor ki eğer doğru bir çoban varsa o ona karşı savaşıyor. Ve her zaman
onu yorgun yapmak istiyor. Ve ona karşı demek ki cemaat içinde bir çoban varsa ve beyler varsa bu hassas bir görev. Çünkü şeytan böyle yapıyor. Ve her zaman devam ediyor. Yani bu kolay bir iş değil. Bu yüzden. Başka insanlar böyle bilmiyorlar belki ve hissetmiyorlar. Ama her zaman böyle bir uyarı var. Don't remember that Satan is always I'm sorry, don't forget remember that Satan is always fighting with leaders, especially priests, pastors, because he knows that if there is a good pastor in the congregation, in the church, it's not good for Satan, and he wants to harm him, to make him tired, to make him harm him. So pastorship is a very delicate duty, very hard task. It is not an easy task. Maybe people don't feel that, but to be a pastor is a very delicate and difficult job to do. Pastors are leaders in the churches. But at the same time, it is also a great blessing because it is the work of law of the Lord. And it's I agree. Aynı görüşteyim. Hani hem aynı görüşteyim hem de ilk hizmete başlayan kişi için daha da problem olabiliyor. Belki tecrübeli bir hizmetçi biraz daha az hissederek geçirebiliyor ama ilk başlayan için neredeyse hizmet bırakmak ya da bazen Rabbin yolunu bırakmakla da sonuçlanabiliyor ilk hizmete başlayan kişi için. I also agree with Pastor Thorsten, and I think that this may be even more difficult for a new servant in the work of God, for a new younger pastor, for example, because such people, some young leaders or newly appointed pastors, are less experienced, and they may leave the task. They can give up, and this is especially important for, especially maybe dangerous for younger leaders. Burada şunu görüyorum. Taviz vermenin ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu anlatıyor. Bazen bazı kiliselerde ya da bazı yerlerde kişileri kaybetmemek için verilen tavizler, bazen kazanmak için verilen tavizler ya da işte borda benzetilen durumlar gibi kendimizce Tanrı için yaptığımız ve sonuçta iyi olacağını düşündüğümüz ama yolun ve tercihlerin yanlış olduğu tavizlerin bu şekilde bizim için aslında işe doğru olmadığını, Tanrı'nın disiplini içinde kalmamız gerektiğini gösteriyor. Yani örnek olarak verilebilir ama ya bir kişi yani evlenecek diye onun vaftizinin hemen bir ayda, iki ayda, üç ayda yapılmaması, normal rüt neyse onun yapılması her kilise için gibi bir sorun mesela birçok yerde oluyor. Bizde bile var ya, her yerde oluyor. Ve bu aslında doğru olan değil. Ve bunun gibi birçok tavizlerin aslında hiçbir zaman gerçek şeye uygun olmadığını, sadece bizim kendi tercihlerimiz olduğunu gösteriyor. I think that
giving compromises is very wrong. I can conclude from what we have studied. We can, or leaders can make some compromises or concessions, maybe to not to lose people or for some other reasons. But it is not right to do. We should stay within the limitations of God's word. As an example, he gave an example. If somebody is in the church, in the congregation, is going to get married soon, maybe he, in that case, his baptism could be come nearer to a nearer date. And it is not a good practice, and it's kind of a compromise of a leader would do, and such things are not good for a leader to do. That was an example he gave. Friends, and now we have almost finished with Nehemiah. Sevgili dostlar, hemen hemen bitirmek üzereyiz Nehemiah'yı. But I would like us now to summon up some things before we close for this day. Ama bugünkü çalışmamızı bitirmeden önce bazı şeyleri özetle üzerinden geçmek istiyorum. And we will see, look at Nehemiah and his prayer life. Nehemiah'nın kahinlik hayatına göz atacağız. And also on dua hayatına, özür dilerim. And also on some characteristics of a spiritual leader. Ve bir ruhsal lider olarak özelliklerini ele alacağız. And we start with prayer. Dua ile başlayacağız, dua konusuyla. We may find the seven lessons on prayer in the book of Nehemiah. Nehemiah kitabında dua ile ilgili 7 ders bulabiliriz. And the first one is that our prayers reflect the image of God that we have. Duamız Tanrı'nın bizdeki benzeyişini yansıtır. The prayers reflect our understanding of who God is. Duamız bizim Tanrı'nın kim olduğuyla ilgili anlayışımızı yansıtır. And Nehemiah, he knew God as a God full of mercy and grace. Nehemiah Tanrı'yı merhametle ve lütufla dolu bir Tanrı olarak biliyordu. A God who is faithful to his promises and to the covenants. Vaatlerine ve antlaşmasına sadık bir Tanrı. I would like to encourage you at home to read chapter 9 in the book of Nehemiah. Ve siz evde Nehemiah'nın 9. bölümünü okumanızı tavsiye ederim. Because in the book of the chapter 9 we have a long prayer. Çünkü Nehemiah 9. bölümde uzun bir dua var. And we have not studied that chapter, so it's so long. Çok uzun olduğu için onu çalışamadık. But it reflects also how Nehemiah thought of God. Ama o dua Nehemiah'nın Tanrı düşüncesini, Tanrı hakkındaki düşüncesini yansıtan bir dua. So please you can read it at home, chapter 9. Evet, you lütfen. Will see that how it, what kind of image of God Nehemiah was having. Lütfen bunu evde okursanız iyi olur ve orada göreceğiz ki Nehemiah'nın Tanrı imgesi nasıldı? Tanrı hakkındaki düşüncesi neydi? The second thing we can learn is that Nehemiah had a rich and varying prayer life. İkinci olarak Nehemiah'nın
çok zengin ve çeşitli bir çok yönlü bir dua hayatı olduğunu görüyoruz. He was he had periods of time when he was praying real a lot, night and day we are told. Hayatın bazı dönemlerinde çok sıklıkla dua ettiği dönemleri var. Gece gündüz dua ettiği dönemler oluyor bunlar. Sometimes he was praying brief short prayers in a specific moment, specific situation. Bu uzun duaların yanı sıra bazı dönemlerde de çok kısa dualar edebiliyor. Belli bir olay için, belli bir durum için ettiği kısa dualar oluyor bunlar. He was praying for a blessing. He was praying for strength to accomplish the will of God. Tanrı'nın işini yerine getirebilmek, yapabilmek için gereken kutsama, gereken bereket ve güç için dua ediyor. Bunları diliyor Tanrı'dan. He had a rich prayer life. Zengin bir dua hayatı var. The third thing. Üçüncü olarak. In the life of Nehemiah, there was no conflict between prayer and work, prayer and actions, prayer and planning. Nehemya'nın hayatında duayla çalışma arasında, planlama arasında, eylem arasında bir fark yok. Bir çatışma yok. Duayla eylem, duayla iş birbiriyle çelişmiyor. Fourth thing, Nehemiah turned actual things into prayer. Dördüncü olarak güncel olayları ve durumları duaya dönüştürüyor. When he heard some bad news, he turned them into prayer. Kötü bir haber aldığı zaman bunu hemen duaya ekliyor, duaya dönüştürüyor bu durumu. Often in this book we see that when he got some problems, he went before God in prayer. Bu kitaplarda sık sık görüyoruz ki kötü bir problemle, bir sorunla karşılaştığı zaman bu sorunu Tanrı'ya götürüyor.